Değerli Çiftçi TV izleyenleri, Fuardayız ekibi olarak standları dolaşmaya ve röportajlarımıza devam ediyoruz. Şu anda Agrotek Tarım İlaçları standındayız ve yanımızda fabrika müdürü Bülent Umutlu beyefendi var. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Bülent Bey, kısaca firmanızı tanıyabilir miyiz? Tabii, firmamızın adı Agrotek İlaçlama Makineleri. Yaklaşık 25 yıldır sadece ilaçlama makineleri üretimiyle iştigal etmekteyiz. İşimiz, uzmanlığımız ilaçlama makinesi üretmek. Bülent Bey, fuarın birinci gününü geride bıraktık. Bugün ikinci günündeyiz. Efendim, ben sizden dün ve bugün arasında bir kıyaslama istesem, bir değerlendirme istesem neler söylemek istersiniz? Tabii ki senenin ilk fuarı olmasından dolayı, ayrıca tarımsal sezon işlerin başlangıcından olmasından dolayı gayet çiftçilerin yoğun bir ilgisi var. Geçen seneki ekonomik problemlerden yaralı olan çiftçilerimiz ve yaralı olan işletmelerimiz bir nebze olsun bu kalabalıkla moral bulmuş vaziyetteyiz. Daha iyi olacağını düşünüyorum. Birinci ve ikinci gün gelenlerin hem işe ilgili olmaları hem de güzel sorular sormaları bizi çok memnun etti. Kalabalık ve ilgiden dolayı biz oldukça memnunuz şirketim adına, öyle söyleyeyim size. Efendim, böyle bakıyorum da standınıza, bir yoğunluk var standta. Hangi ürünlerle katıldınız? Herhangi bir yeni ürününüz var mı 2020'ye dair? Doğru. Biz sadece işimiz, uzmanlığımız ilaçlama makinesi üretmek olduğu için sadece ilaçlama makinesiyle katıldık. Yeni ürünümüz, özellikle üstünde durduğumuz ürün, bu yanında durduğumuz bir ürün. Bu bir elektrostatik ilaçlama makinesi. Bu Türk tarımının geleceği. Biz burada gereksiz yere en çok dışarıdan duyduğunuz bitki sağlığı, insan sağlığı problemi ve kalıtım problemini ortadan kaldıracak bir üründür bu. Biz kullanılan ilaç miktarını çok ciddi oranda ve kullanılan ilacın etkinliğini artıracak bir şekilde bu ürünü lanse ettik. Ürünümüzün gerekli deneysel çalışmaları sonlandırıldı. Gerekli deney raporu ve ruhsatlandırma işlemleri de bitti. Çiftçimizin hizmetine sonduk. Peki efendim, ihracat boyutunuza geçelim. Hangi ülkelerle çalışıyorsunuz? Nerelere kadar uzanıyor çalışma alanınız? Tabii şimdi bizim geçen seneki yurt içi pazardaki daralma doğal olarak bizi de yurt dışı pazarlarda çeşitlemeye itti. Şu an Kuzey Afrika ve Orta Afrika ve Orta Asya ülkelerinde çok etkin olarak çalışmaktayız. Avrupa ülkelerinden çalıştıklarımız Romanya ve Bulgaristan var. Yunanistan artık kendi makinesini kendi ürettiği için eski pazar payımıza sahip değiliz. Ama ancak özellikle Afrika'da etkinliğimizin biraz daha artacağını düşünüyoruz. Hedefimiz de Afrika'da biraz daha büyümek. Biz toplam üretimimizin şu an %33'ündeyiz. İhracat olarak payı %33'ü oluşturuyor. Bu yılki hedefimiz bunu %45 seviyesine çıkarmak. Çok teşekkür ediyorum efendim. Çok sağ olun. Siz de sağ olun. Çok teşekkürler.